şey saatimize gidiyoruz. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Ve yarın gidiyorsunuz. Yarın gidiyoruz inşallah. Peki. Bir şeyler söylemek ister misiniz son seyircilerimize Londra'dan? Londra'dan şöyle. Londra bizi bekle. İngiltere bizi bekle. Biz tekrar geleceğiz. Bu ülkeye, bu şehire ve bütün başka şehirlere geleceğiz inşallah. Çünkü burada biz İngiltere'yi sevdik, Londra'yı da çok sevdik. Hem iş için, hem derneğimiz için, hem de çok yakında müthiş bir projemiz olacak. Şimdi açıklamıyorum. Onun için biz sık gidip geleceğiz inşallah. Burada işlerimiz olacak. Geçmek üzere. Alaşmaladık Londra'yı. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun. Evet arkadaşlar, sevgili seyirciler, Şehzademizle Londra'da buluştuk. Bugün 12 Mart 2022 Cumartesi, ben Bahattin Çağdaş. Şehzademiz Orhan Bey, Orhan Osmanoğlu. Daha önce bir program yapmıştık Zoom üzerinden, bu sefer fiziki olarak buluştuk. Londra'ya hoş geldiniz. Hoş ama gidiyorsunuz yarın. Evet inşallah, yarın gidiyorum. Yarın gidiyorsunuz. Yani yaklaşık bir hafta falan oldu yani. Pazar geldik, pazar gidiyoruz. Anladım. Nasıl buldunuz? İlk gelişiniz değil mi Londra'ya? Londra'ya benim ilk gelişim. 2004'te bir gelişim olacaktı. Hı. 2004'te TRT ile Osmanlı Hanedan üyeleri, Osmanlı Hanedan yaşayan fertleri burada onlarla sohbet yapacaktık, program yapacaktık. Vizeyi aldım fakat Ramazan'a denk gelmesinden dolayı nasip olmadı. Yani dedim ki Ramazan'da hem Amerika'ya gideceğim hem... Hem Amerika'ya gideceğim, hem Londra'ya geleceğim, bir tanesini seçeyim dedim. O zaman New York'a gittim. Evet. Londra'ya sonra giderim dedim. 2004'ten öyle bir nasip olmadı. Ta işte 2022'de nasip oldu. Pakistanlı bir iş adamının davetisi olarak geldik burada. Görüşmeler yapıyoruz. Anladım. Güzel, böyle güzel geçiyor. Peki. Dün şeydeydiniz, Buckingham Sarayı'ndaydınız. Bir gün önce, yok iki gün oldu. Ha. İki gün oldu. Hiç şeyi hissediyor musunuz? İngiliz, işte size koruma falanlar der mi? Bir şey yaptılar mı? Yok. Maşallah, anladım. Ne gerek var ki? Yani? Değil mi yani? Peki. dernek çalışmaları nasıl gidiyor? Osmanlı Derneği. Bizim zaten buraya geliş amacımızın yani temel, aslında benim kafamdaki temel amacım buraya geliş. Buradaki Müslümanları ve buradaki Müslüman kardeşlerimiz, Afganistanlı, Arap, Türk. Biraz yakın konuşabilir miyiz? Afganistanlı, Türk, Arap. Bunlar bizim derneğe bir yardım yapmak istiyorlar ama evet. Malumunuz burada gayri resmi olayları falan ben de girmiyorum. Yani para gönderme işleri falan. Yani para göndermek istiyor. Burada biraz bu sakınca var. Biz dedik ki Londra'da neden bir ofis açmayalım? Londra'da evet. Neden birileriyle beraber bir vakıf, bir derneği burada ayağı olmasın diye. Bunun görüşmelerini yapıyorum şu anda. Evet, yakında, pek yakında inşallah hayırlı haberler duyacaksınız. Burada bir yer açma durumu olabilir. Veyahut bu old office home'larda bir yer. Hocam bu arada Türkçeyi de unuttunuz galiba. Ya vallahi İngiltere sormayın olsun. Yani bir oradan bir evet, bir de Arapça. O Arapça. Bir de Arapça evet. Muhtemelen oradan bir yer kiralayıp da bizim derneğimizin burada resmi bir şekilde, resmi bir hesabı, resmi evet. Bir banka hesabı, resmi ve efendim işte bunları yapmayı düşünüyoruz. Tabii ki bu hemen bir ay, iki ay değil. Bu tip dernekler burada hemen izin verilmiyor. En az 6-7 ay gibi evet. Araştırmaya gidiyor. Ben çok istiyorum. Ben araştırılsın, baksın. Evet. Yaptığımız videolar, neler yapıyoruz, kimlere yardım ediyoruz. Evet. Bizimki tamamen çocuk odaklı olduğu için %90'ı. Allah'a bin şükür olsun. Yetimlere, çocuklara, işte bizim yani Müslümandır, Hristiyandır diye ayrım yapmıyoruz. Ama genellikle biz Suriye bölgesindeyiz. Evet. Türkiye'deki yetim çocuklara bakıyoruz. Sebep bu. Buraya geliş sebeplerimizden. Bir de tanıyalım yani. Ülkeyi evet. Tanımak istiyorum. Osmanlı'ya düşman demiyorum. Rakip olan. Rakip olan. Evet. Yani birileri çıkıp işte Osmanlı yaptı, şöyle yaptı, şu ülke böyle yaptı. Ben o gözüyle görmüyorum. Evet.
Yani İngiltere'den öğreneceğimiz çok şeyler var aslında. Buna bakmak lazım, araştırmak lazım. Devamlı böyle düşman gözüyle bir ülkeye bakamazsınız. Ya bu çok yanlış bir şey. Hocam burada bazı şeyler edindim. Yani bir hakikaten de yani bunların sistemleri ne de dünyayı yönetme sistemleri, özgürlük bakımında baktım mesela şimdi bizim dışarıda gördüğümüz kadarıyla burası rahat. Evet. Yani gerçekten yani ben buna da dikkat ettim. Mesela bir iki tane tarikatlara gittik, orada zikirler yapılıyor, oturuyor, sokakta zikir yapılıyor, oturuyorlar, toplanıyorlar. Rahatlıkla kafasında fes, kafasında sarık zikir yapıyor sokağın ortasında. Sokağın ortasında. Bir yere kadar hocam. Ama şey yani sadece, çok şey görmedim yani. Sistemi tehdit etmeyeceği tamam, noktaya kadar. Tamam, onu demiyorum. Onu demiyorum yani. Sistemi ve kraliçeye küfür etmeyeceksin. Yani orası yok, tamam. Küfür de edebilirsin. Yani ama yine terbiyeli küfür ediyor. Karşı yani parti kurmayacaksın, Cumhuriyet Partisi gibi. Yani işte ama bu evet, da çok güzel bir şey. Evet. Yani ve buradaki İslam'ı yaşayanlara soruyorum yani. Evet. Sıkıntınız var mı? Asla. İşte Almanya'daki gibi, efendim İsviçre'deki gibi, evet, İsveç'teki gibi veya burada çok rahatız. Herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Bu çok güzel bir şey yani. Evet. Şehzadem. Hoşuma gidiyor benim şehzadem demek. Çünkü 100 yıldır şeyiz. En az geçmişimiz, hasretimiz bazıları eleştiriyor. Kuzenlerinizle görüştünüz. Görüştüm. Evet. Evet. Nasıl hissettiniz? Nasıl? Çok çabuk oldu galiba. Fazla da şey yapamadınız. Kalamadınız yok, orada. Çok kalmadım. Çünkü akşam üzere arandım. Yani saat 4 gibi biz müsaitiz, toplandık diye aradılar beni. Tamam, geri tamamı da değildi. Yok yine Allah razı olsun bizim şoför var. Bizi buraya davet eden Mr. Mazhar'ın bize araba bıraktı. Bizi götürdü. Biz Londra'nın dışında bir 45 dakikalık bir mesafe ama böyle orman içerisinde bir yerde. Sussex. Evet. Oraya gittik. Orada Ayşe Sultan var. 5. Murad'ın torunlarından 4. Gübey. Sultan Reşat'ın torunları var. Yaşça büyük olan yani 80 yaşlarında. Onlar 3. Gübey. 3 şehzade bir sultan. Daha da var ama tabii ki çok ani olduğu için yani evet, haber evet, daha evet, önceden bir 10-15 gün önce olsaydı bütün evet, aile toplanırdı ve kalabalıklar. Evet. Londra'da yaklaşık olarak 23 tane hanedan üyesi var. Evet. Yani yaklaşık 8 tane şehzade var, bir tane sultan var. Evet. Hepsiyle bir görüşmek isterdim. Gelişlerimiz olacak inşallah İngiltere'ye. Bir dahaki geldiğimde sevdiniz mi? Sevdim, güzel. Güzel yani. Evet. Yaşanır mı, yaşanmaz mı? Ama fazla güneş yok yalnız. Valla şansımızdan biz bir haftadan beri evet, buradayız. Yani siz hava getirdiniz. Evet. Yok estağfurullah. Hava güzel, güneşli. Bir tek dün yağmurluydu. Yani güzel ülke yani, temiz ülke, güzel ülke. Anladım. Tabii ki yemeklerde soru işaretleri var, her yerde rahat yemiyorsunuz. Evet. Şehzadem, şimdi kuzenlerle görüştünüz, kitap da yazmış. Ayşe Sultan evet kitap. Hatta paylaştı evet, dediniz ki bu İngilizce, sizden Türkçesini bekliyoruz. Evet. Şey değil mi, böyle burukluk yaratıyor değil mi? Türkçeyi unutmaları. Şimdi orada biz evet, üç dil konuştuk. Evet. Başlıca diyeceğim ki Türkçe konuşmak istiyordun ama Türkçe başlıca değil, üçüncü dil olarak konuştuk. Çünkü Türkçe tam bilmiyorlardı. Evet. Ayşe çat pat biliyor. Evet. Yani ama gene derdini anlatabiliyor. Yani Arapça konuştuk. Arapça konuştuk. Biraz da İngilizce konuştuk. Şimdi arada bir İngilizce serpiştirdik. Arada bir Arapça konuştuk. Diğer şehzadelerle Arapça konuştuk. Çünkü onlar Mısır'da yetiştiler. Yani Mısır'da büyüdüler. Evet. Babaları da erken yaşta vefat ettiklerinden dolayı bunlar daha 2-3 yaşında Türkçe öğrenmediler. Evet. Anneleri Arap. Evet. Mısırlı. Şimdi şimdi hemen burada dinleyenler neden Türkçe bilmiyorlar? Evet, neden o gelebilir diye sordum zaten. Evet. Ama nasıl Türkçe öğrensin? Evet. Yani Avrupa'ya gittiklerinde dedeleri 1924'te çoğu erken vefat etmiş ve anneler hep yabancı. Evet. Yani. Anladım. Yani düşünebiliyor musunuz, bir hanedanlık dünyanın her yerine yayılıyor. Siz Suriye'de büyüyorsunuz, evet, onlar İngiltere'de büyüyor, Fransa'da var. Belki başka bilmediğimiz yerler var mı hanedan üyesi olan? Meksika'da var. Meksika'da? Evet. Ha. Meksika'da var. Sultan Abdülhamid'in kolumdan var ama biraz uzak. Anladım. Yani uzak kolumdan. Fransa'da var. Efendim İsviçre'de var. Evet.
Anladım. Fransa'da, İsviçre'de var. Bir de Mısır'da, bir de Lübnan'da. Evet. Şimdi Orhan Şehzadem Orhan Bey, Şişli Etvar Hastanesi, Abdülhamit'in Hastanesi, evet. Abdülhamit Hanım Hastanesi. Ben de orada doğdum da. Orada mı doğdun? Tabii orada doğdum. Ha. Şişli Etvar'da doğdum. Hamidiye Hastanesi diye geçiyor orası. Hamidiye Hastanesi diye geçiyor ama yeni. Daha önce Hamidiye diye geçmiyor. Saklıyorlardı. Evet. Saklamışlar. Evet. Doğru, doğru. Orayı böyle şey yapmaya çalışıyorlar. Yemeye çalışıyorlar yine. Orayla ilgili bir Hayır. takibiniz var mı? Yok, var. Şimdi çakal, şöyle... affedersiniz, çakal müteahhitler orayı da yemeye Anladım. Çalışıyor. Anladım. Yok, şimdi öyle bir girişim oldu da Sayın Cumhurbaşkanı tarafından şey yapıldı. Yani kesinlikle burası İSKİ haline döndürme. Hmm. Yani İSKİ hali nasıl? Şişli Etfal nasıldı? Tekrar etrafını temizleyip o şekilde ve oradaki sadece çocuklara çocuklara yani etfal demek çocuklara yönelik bir hastane olacak ve diğer o çok kötü gece kondu binaları gibi etrafını temizlenip zaten orası taşındı. Evet. 4. Levent tarafında Hamidiye ve Araştırma Merkezi diye oraya taşındı. Buraya da temizleniyor. Yakında burası güzel bir şey olacak Anladım. İnşallah. Ama öyle Gökdelen alışveriş merkezi falan öyle gibi bir şey yok. Yok, öyle bir niyet vardı değil mi? Evet. Vardı. Vardı. Evet, yok. Eyvallah. Eyvallah. Peki ne diyecektim? Bir şey daha vardı kafamda. Bir saniye. Pardon. Sizin söylemek istediğiniz bir şeyler var mı? Şimdi biz efendim Londra'ya geldik, İngiltere'ye geldik. Ben öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bizim Türk halkına söylemek istiyorum. Ve bizim genellikle İngiltere deyince, şimdi diyecekler ki, ya İngiltere'ye geldiğin zaman atfen bu konuşmaları yapıyorsun veyahut bir bunlar hoşuna mı gitti? Hayır. Bir ülke olarak düşman ilan etmeyen, yani ilan etmeyelim ki şöyle, yani bizim Amerika düşmanımız ama silah alıyoruz. Ya yani bundan daha büyük bir düşmanımız olabilir mi Amerika'dan başka? PKK'ya yardım ediyor mu? Etmiyor. Efendim bizim güneydeki, bizim Suriye oradaki kaç bin tane kamyon getirdiler, PYD'ye yardım ediyor. Libya'da bizi tökezlemeye çalıştığı her yerde, yani bunun daha büyük bir düşman var mı? Yok. Ama biz ne yapıyoruz? F-35'leri almaya çalışıyoruz, vermiyorlar. Efendim işte ilişkilerimiz var, NATO'dayız. Yani buna rağmen biz düşman ilan etmek hoş değil. Evet. Sultanahmet Hamid'in siyaseti bize bugünlerde lazım. Evet. Bir ülkeye yanaştığınız zaman siz eğer çok düşman olarak ilan ettiğiniz zaman o da bir takım arkanızda bir takım işler çevirmeye kalkar. Evet. Onun için ben İngiltere'nin sistemi ve dünyanın hikmetmesi sistemi nasıl hikmetliyor, ne yapıyorlar bu insanları, ben düşman ilan etmek istemiyorum. Dünyanın, bakın İngiltere 1700'lerde kurulmasıyla yani 1700'lerde bugünümüze kadar gelmesi ve birçok sistemin değiştirip de ve Osmanlı'nın yıkılışlarından da bir etkisi var. Ben çok mu hoşuma gidiyor? Hayır. Ama nasıl Osmanlı'nın yıkılışını, İngilizlerin etkisi nedir burada? Bunu araştırmak istiyorum. Evet. Ben. Ne kadar? Buna bakmak istiyorum. Yoksa ben elime sopa alıp da bağıracağım. Yani. Biz İngilizler, siz İngilizler değil. Ben bunu araştırmak istiyorum. Evet. Bu adamlar nasıl yapmış? Bu adamlar Arap aşiretleri içeriden nasıl beyinlerini yıkayıp da Türklerin aleyhine çalıştırdılar? Evet. Nasıl İttihat-ı Terakki'nin içindeki bir takım adamları satın alarak Osmanlı Devleti'nin aleyhine çalıştırdılar? Nasıl Orta Doğu'nun eline geçirdiler? Ben bunu araştırmak istiyorum. Ben bunu öğrenmek istiyorum. Bize bu lazım. Biz eğer dünyayı hükmetmek istiyorsa artık kılıç veya yok. Bugün top falan yok. Artık bugün şununla ve de şununla. Evet. Kalpleri biz son zamanlarda kalpleri açmaya başladık. Evet. Yani bakın Afganistan'da burada dostlarımla tanıştım. Afganlı dostlar, Hindistanlı dostlarım, efendim Bangladeşli dostlar ve onlar sorduğum zaman önce nerelisin dediğim zaman England diyor. Bakın England diyor ama baktığınız zaman tipini esmer. Evet. İşte hatta paylaştım bana. O çocuk Pakistan'a benziyordu. Evet, evet. Hatta diyorum ki niye England diyorsun? Benim çünkü babam diyor İngiltere'de doğdu. Dedem de diyor 1930'larda İngiltere'de doğdu diyor. Bana sordukları zaman diyor şunu söyleyin diyorlar. England diyor yani İngiliz doğumluyuz diyor. Ama diyor aslımız Pakistanlı diyor. Evet. Ama İngiliz diyor. Evet. Bakın
Bu topraklarda büyüyen İngiliz'im diyor. Evet. Müslümanlığı soruyorum gayet rahat diyor. Bu insanlar Osmanlı'ya aşık. Evet. Bu insanlar Osmanlı diyor, Ertuğrul diyor, Osman Gazi diyor, Fatih diyor, Sultanahmet diyor. Yani niçin diyorum? Çünkü dizide diyor tanıdık diyor. Dizide tanıdık diyor. Hmm. Dizilerde gördük diyor Osmanlı'yı evet, diyor. Evet, dizilerde. Yani biz demek ki bir şeyler bırakmışız. Evet. Yani Osmanlı hala tohumları, Osmanlı tohumları hala serpiştirilmiş ve yavaş yavaş çöküyor. Evet. Bizim için önemli bu. Biz bunları düşman kazanacağımızı İngiltere'ye, aksine biz burada çalışmalar yapalım. Evet. Gönüllerini fethedelim. Evet. Hoşgörüyle fethedelim. Fatih'in torunlarıyız biz. Fatih'in torunları ne yapması lazım? Fatih Sultan Mehmet, Bosnalı bir rahip geldiği zaman kendisinden, Fatih'ten şunu istemiş. Ben bu topraklarda sifet ettikten sonra güvence altında mıyım diye acaba? Fatih Sultan Mehmet dedi ki senin kılına bir kimse sana dokunamaz. Bütün vezirlerini çağırdı ve dedi ki bundan sonra bu rahip benim güvencemin altında ve benim koruma altındadır bu rahip diyor. Evet. Siz bugün bir devlet adamı çıkıp da bir cumhurbaşkanı, bir başbakan, bir evet. güyat bir bakan mesela isim lazım değil kalkıp da böyle bir gelip de veya deyse Türkiye içerisinde bundan sonra sen benim korumamın altındasın merak etme. Gerekirse sana koruma da vereceğim bundan sonra sen benden sorulur diye diyebilir mi diyemezsin. Vay efendim işte yani Osmanlı'nın yaklaşına bakın. Osmanlı'yı böyle fethetti. Evet. Önce kılıçla değil gönülleri fethetti. Evet. İstanbul evet. Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u fethederken tamam topla, tüfekle, gemiyle bunları yaptı ama bundan önce halk zaten Fatih'i bekliyor. Evet. Fatih'i bekliyor, bekliyor. Evet. Altyapısını hazırladı onu. Mesela Balkanlar Osmanlı'yı bekliyordu. Evet. Ve Osmanlı gelse de adaletini burada gösterse. Evet. Şehzadem sizi Fatih Sultan'a benzeten oldu mu? Yani ona ama daha çok yani şöyle yan profili çektiğiniz zaman şöyle ya şöyle söyleyin yapalım. Evet, evet şöyle çok önemli. Bizim bir standart kurum var işte bir de evet. Sultan Atamit daha fazla. Evet. Peki şey diyecektim. Bir iddia var. Mesela diyorlar ki Osmanlı başka, Anadolu halkı başka, Türk başka. Osmanlı Farsi diyorlar. Türk Anadolu, Türkiye çok önem vermez diyorlar Osmanlı. Onunla ilgili bir araştırma yaptınız mı? Farsi miydi bakın, Osmanlı? İşleri gelince Avrupalı tarihçilerden alıntı yapıyorlar. Diyorlar ki filan Avrupa'daki tarih böyle, şu var. Avrupa'daki tarihçiler ne diyor Osmanlı için? Evet. Türk. Değil mi? Evet. Bakın Osmanlı kelimesini pek kullanmadı. Evet. Hatta ve hatta İslam dinine, İslam dini demeyip de Türk dini diye diyorlar. Evet. Bu günümüze kadar hala Türk'ün dinine mi girdin diye derler. Evet. Onun için biz Osmanlı Osman Gazi'nin kuruluşuyla yani Osman Gazi'nin devletin kurmasıyla Osmanlı adı ve Osmanlı diye adlandırmadı ki. Evet. Devleti Aliye. Evet, evet, evet. Yani nereden çıktı Osmanlı? Evet. Osmanlı değil, Otoman Devleti Aliye evet. adlandırılır. Yani Osmanlı kelimesi pek kullanılmadı. Evet. Ve Ertuğrul Gazi'nin dedesinin dedesi Oğuz'a kadar gidiyor. Yani %100 Türk Farisi'yle ilgisi yok. Evet. Ama evet. Selçuklu'dan gelen Kitabi ve Yazba Farisi %70 civarında yazma olduğu için yani Farisi dediler. Çünkü o zamanki kullanılan dil Farisi dildi yani. Evet. Dil bakımında. Ama Osmanlı bunu ne yaptı? Osman Gazi'den bu tarafa doğru geldiğimizde eski Türkçe dediğimiz Farisi'den, Arapça'dan alıntı yaparak yani bundan sonraki dilimiz işte o Osmanlıca dediğimiz dilimiz bu. Biz dille devlet ilgili tabii ki ırkla ilgili değil diyorsunuz. Irkla olarak bizim örf ve adetlerimiz var. İslamiyet'ten önce adetlerimiz, örflerimiz İslamiyet'e mutabık evet. ve İslamiyet'e yakın olduğumuz için biz İslam dinini de benzemişiz. İslam dinine girdik. Evet. Yani biz puta tapan bir millet değildik. Putlara tapan bir millet değildik Türk olarak. Evet. Her şeyimiz, temizliğimiz, örf ve adetlerimiz, evet. aile yapımız bakın her şeyimiz İslam'a o kadar yakın ki. Evet. Onun için İslam dinini biz 700'lü yıllarda ki evet. Türk kavmi olarak, Türkler olarak dine girmişler. Yani
Yani şimdi mesela siz Osmanlı hanedansınız. Biz de Anadolu'dan geldik. Mesela mesela onların iddiası Farsi, biz şeyiz. Arada ya Anadolu, ayrım yapmaya çalışıyorlar. Ayrım değil. Anadolu'da Selçuk Türkleri sokmadılar canım. Diyorlar şey mesela saraya sokmadılar diyorlar. Türkleri şey hep dışladılar falan diyorlar. O iddiaya mı? O Osmanlı bir imparatorluktur. Evet. Anadolu'da öncelikle Selçuklu yeterince kadar orada bir çalışmaları vardı, evet. Eserleri vardı. Osmanlı nereye yöneldi? Osmanlı Anadolu'da beylikler vardı. Evet. O beyliklere güveniyordu. Tabii ki Fatih'ten sonra. Çünkü burada önümüzde Osmanlı'yı tehdit eden büyük bir beylik vardı Konya tarafında. Evet. Biliyorsunuz Karamanoğulları. Evet. Karamanoğulları bir türlü Osmanlı ile bir barışıklığı olmadı. Evet. Fatih'ten sonra vefat artık Karamanoğlu beyliklere ve Ramazanoğulları biliyorsunuz Antalya civarında. Evet. Bundan sonra artık bunlar Osmanlı bir daha ne yaptılar? El sıkıştılar. Yani biat ettiler. Ve dediler ki biz sizinleyiz. Evet. Peki siz öyle bir bunlar sıradan bir aile değil. Sıradan bir Karamanoğulları, Ramazanoğulları. Evet. Bunlar Osmanlı biat ettiklerinden dolayı Osmanlı'nın onlara yönetim ve oradaki o sistemi onlara bıraktı. Tamam Osmanlı ama devlete âli yönetiyor ama onlara söz hakkı bıraktı o taraflarda. Evet. Karışmak istemedi. Anadolu diyorsun. Ben bugün Amasya'ya neden şehzadelerini Amasya'ya evet, gönderiyordu? Evet. Anadolu değil mi? Anadolu orası? Değil mi anladım yani? Peki şehzadelerini niye Bursa'ya gönderiyordu? Anadolu değil mi yani? Orası? Evet. Asya tarafında değil mi evet, abi Bursa? Evet. Neden efendim Amasya Manisa'ya gönderiyordu? Bir sürü şehzadeler Manisa'ya gitti. Anadolu evet. Değil mi orası? Evet. Yani bir fitne sokuyorlar gene araya yani, demek. İşte ya bugünümüze Osmanlı'ya atıfta bulunmamak için, evet. Osmanlı'yı sevmemek için, Osmanlı'dan uzaklaşmak için elinden geleni o zamanki çıkan fitneyi tekrar evet. Altını ısıtıp ve buradaki şimdiki halka veriyor. Evet. Osmanlı neden kuzeye doğru yani Balkanlara doğru evet. Devamlı fütuhatlar yaptı? Çünkü orası gayrimüslimdi. Evet. Anadolu'dan bir çekingesi yoktu. Anadolu'da gayrimüslim değildi. Anadolu'da meşrebi bir Aleviydi. Doğru. Evet. Meşrebi bir Alevi. Meşrebi efendim Hazreti Ali'ye inanan. Onun için pek oraya şey yapmadı. Evet. Yani dedi ki ha burası benden birisi. Karamanoğulları'yla bir iki tane savaşı olmuştur ama bitmiştir. Benim Anadolu'da zaten benim halkımdan ben daha ne fütuhat yapayım. Evet. Ha Yavuz ne zaman geldiği zaman o zaman nedir? İranlı, İran, evet. İran Anadolu'nun içerisinde sızmaya başladı İran zihniyeti ve Şah İsmail. O zaman Yavuz Sultan Selim tekrar o bölgeye giderek ve Şah İsmail'e ve Memlüklere bir fütuhat yaptıktan sonra malum Mısır, daha Orta Doğu'nun Suudi Arabistan'a, Mısır, Sudan'a kadar evet. Yavuz Selim fethiyle ve Kudüs gerçekleşti. Ama ondan sonra Yavuz Selim Sultan'dan sonra yani oğlu Kanuni'den sonra tamamen rota Avrupa. Evet. Rota Avrupa Kanuni'nin uzun yıllar tahtta kaldı ve Kanuni'den sonra rota Roma'dır. Evet. Fatih Sultan Mehmet'in seferi, gizlediği sefer Roma'ydı. Roma'ydı yani. Evet. Viyana kapılarını çok zorladık ama nasip değil. Yani evet. Kaderde yoktu. Evet. Viyana'yı açmış olsaydık belki belki başka bugünlerde başka bir şeyler konuşacaktık yani. Geçen bir resim paylaşmışsınız da Abdülhamit bir resepsiyon veriyor şey. İngiliz denizcileri geliyor. Saygıyla eğiliyor evet. Resepsiyonda falan. Şimdi Orhan Bey diyorlar ki mesela bana ben burada yaşıyorum ya İngiltere'de. Sen İngiltere'de yaşıyorsun. İngiltere'yi eleştirme hakkın yok diyorlar. Ne diyorsunuz? Kim diyor bunu? İşte takipçiler söylüyor. Yani hayır. Almanya'da yaşıyorsun. Kim? Türkiye'deki takipçiler. İngiltere'de eleştirme hakkın yok. Yok diyorlar. Ne? Kim bu? Yani şöyle. Kalkıp da diyor işte mesela ben bir kitaptan alıntı yaptım Mustafa Kemal'in İngiliz valiliğine başvurmasıyla ilgili. Bunu diyor İngiltere'deki birisinin söylemesi diyor abes diyor. Sen zaten İngiltere'sin diyor. Bir başkasının İngiliz valisi olması nasıl? Yani seni İngiliz gibi mi görüyorlar? Niye yani? Sen yani buradasın, İngiltere'desin ama bir başkasını İngiliz ajanlığıyla suçluyorsun diyorlar mesela.
Şimdi bizim Türkiye'de şöyle bir ne yazık ki... Mesela siz buraya geldiniz, siz burada kalkıp eleştiri yaptığınız zaman nasıl İngiltere'den eleştiri yaparsınız? Bizim, yani şöyle bir şey var. Biz Türkiye'de yaşadığımız sınırların içerisinde her zaman, çoğu zaman da orada mahpus kalmışız. Mahpus evet. Demek yani o sınırların içerisinde. Evet, evet. Ne yazık ki bugün Türkiye'de şu anda 22-23 lira benzin olmuş mesela. Evet. Diyoruz ki şu anda 4 dolar Amerika'da. Şu anda burası 1.70 oldu. Evet. Aşağı yukarı 1.66, evet. 1.70. Evet. Almanya'da 2 euroyu geçti. Evet. Bize ne Avrupa değil, bize ne değil efendim. Dünyada bir şey var. Evet. Yani bizimkiler, bizim Türkiye'deki insanımızın, hepsini demiyorum ama bir kesim, şöyle bir şey benzeteyim. Şu elimdeki tabak biliyor musun? Şunun dışına çıkmaya niyeti yok. Evet. Şunun dışına bir şey düşünmeye niyeti yok. Evet. Empati kurmaya asla öyle bir şey yok. Yani varsa yoksa bir kesim 1923 ve gerisi yok. Evet, gerisi yok. Bir araştırma yok. Evet. Veya varsa karşı tarafa hakaret var. Karşı tarafta bir onu dinleyelim, araştıralım. Neden öyle? Niçin böyle bir şey söylendim? Yok. Siz mesela bir şey attınız ortaya, bir şey söylediniz. Evet. Onlar için, efendim siz İngiltere'de yaşıyorsunuz, eleştirme hakkınız yok. Peki ya buradan, yani bir buradan bakışınız, evet, nasıl olur, evet, diye, evet, baktığınız, evet, zaman. Türkiye'de bazı olaylar oluyor. Ben bunu mesela Avrupa'dan baktığım zaman Avrupa'ya sık gidip geliyorum. Biliyorsunuz Almanya'ya falan, evet, geliyorum, Fransa'ya gidiyorum. Avrupa'dan baktığım zaman mesela Recep Tayyip Erdoğan pek anlaşılmıyor. Ve Recep Tayyip Erdoğan bir diktatör olarak görülüyor bazı olayların. Veya diyelim ki ben siyasete pek fazla girmek istemiyorum ama yani Türkiye'deki bazı şeylerde bir anlaşılmıyor. Avrupa'dan baktığım zaman niye? Çünkü Türkiye'de pek anlatılmadı. Türkiye'de, evet, bu olayı pek anlatılmadı. Onun için biz devamlı şunu diyorum. Biz haber takip ediyorsa biraz da dış haberleri, evet, biraz Avrupa'dakilerin düşüncelerine de bakmak, evet, lazım. Ne düşünüyorlar? Ne bizim hakkımızdan görüşleri ne? Ha, o görüşleri de değerlendirip ona göre cevap verin. Evet. Orhan Bey, mesela şeyde bir tarihte 1700'lerde galiba daha İngiltere kurulacak. Bir elçiyi şeye gönderiyor, bizim padişahla görüşmeye. Padişah da o ara şeyde, seferde, Bağdat'ta. İsmini tam hatırlamıyorum padişahın. Şeyle... 4. Murat değil. Bağdat seferiyle 4. Murat. İşte şurası önemli. Görüşebilmek için artık şey yapıyor. Üzengilerini falan şey yapıyor. Öpmeye çalışıyor falan. Öyle bir anekdot var. Onu hatırlıyor musun? Biliyor musun? Yok. Tamam. Evet. Tamam. Peki, Orhan Bey çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Yorduk sizi. Yok, estağfurullah. Peki. Evet sevgili seyirciler, başka bir programda görüşmek üzere. Burada noktalıyorum.